Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. NATO Bakanları Olağanüstü Toplantısı için NATO karargahında bulunan Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi. Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar tarafından, savunma sanayi alanındaki kısıtlamaların kaldırılması ve askeri eğitim işbirliği faaliyetlerinin artırılmasının önemi vurgulandı. Edinilen bilgiye göre Fransa, özellikle Suriye'de yasal hakları çerçevesinde başlattığı askeri harekatların ardından Türkiye'ye yönelik savunma sanayi ambargoları uygulamaya başladı. Fransız savunma şirketleri, Türk savunma şirketlerine yönelik birçok alt sistemde hali hazırda ambargo uyguluyor. Bahsi geçen kritik alt sistemler ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın direktifleri doğrultusunda millileştiriliyor. Bu doğrultuda, Hisar Hava Savunma Sistemlerindeki bazı kritik alt sistemler de Roketsan tarafından millileştirilmişti. Hisar A artı ve Hisar O artı hava savunma füzeleri, kısa süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Yine milli seyir füzesi SOM ve milli gemi savar füzesi Atmaca'da kullanılan Fransız üretimi TR-40 motorlarının yerini, bu yıldan itibaren milli olarak geliştirilen Kale KTJ 3200 turbojet motoru aldı.